Merhaba arkadaşlar, 3-4-5 yayınlarının TYT denemeleri çıktı. 2021, şöyle yazalım, 2022 Fen Bilimleri diye basıldı. Biz buradan kimya denemelerini çözeceğiz. Bir 25 tane denememiz olacak. Düzgün bir takiple çok faydasını göreceksiniz. Buyurun başlayalım birinci denememiz. Şöyle bir analiz de yapalım. Mesela kimya için konuşalım. Zorluk seviyesini belirten böyle bir kadran tarzı bir şey yapmışlar. Biz ona çok takılmayacağız. Her bir denemede ayrı bir kazanım aslında vurgulanmış. Hepsini tek tek kendiniz çözüp sonra takıldığınız yerleri veya buradan takip ederseniz çok faydasını görürsünüz. Buyurun başlayalım. Birinci denemedeyiz. Sekizinci soru. İlk yedi soru zaten fizik sorusu olduğu için 8'den itibaren kimya başlayacaktır. Aşağıda periyodik sistemdeki ilk 12 elementin sembolleriyle hazırlanmış duvar saati verilmiştir. Buna göre akrep ile yelkovan hangi elementleri gösterdiğinde aralarındaki açı 90 derece olacaktır diyor. Şimdi biz 90 dereceyi zaten şöyle düşünürsek şu şekilde veya şu şekilde bakalım. Lityum ve oksijen. Lityumli oksijen O ile gösterildim. Li burada, oksijen burada. Bunlar arasındaki açı 90 derece olmaz. Karbon C, neon, Ne. Karbonla neonu bulalım. Karbon burada. Neon nerede? Burada. Bunların arasındaki açı 90 olmaz. Şöyle değiştirelim bu rengi. Flor F idi. Magnezyum Mg. F nerede? Şurada. Mg nerede? Burada. Şunu şöyle gördüğüm zaman bir 90 derece olacaktır. Doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Diğerlerinizde berilyum Be, karbon C, hidrojen H, azot N. Onları da kendiniz takip edebilirsiniz. Buyurun 9. sorudayız. Aşağıda X, Y, Z elementlerinin bulundukları periyot ve sınıfı verilmiştir. X'in periyodu 2, ikinci periyot soygaz. Şöyle düşünelim, 2, 8 olsa X dediğimin atom numarası kaç olacaktır? 10 olacaktır. Y periyodu 3, halojen. Yani 2, 8, 7 olacaktır. Y dediğim şeyin atom numarası 17 olacaktır. Alkali metal 1A demektir. Üçüncü periyot olduğuna göre 2, 8, 1 olacaktır. Z dediğimin atom numarası da 11 olacaktır. X, Y, Z elementlerinin atom numaraları arasındaki ilişki. Şimdi atom numarası en büyük olan kim? Y. Sonra ne oldu? Z oldu. Sonra da X oldu. Doğru cevabım Y, Z, X, B seçeneği olacaktır 9. soru için. Buyurun 10. sorudayız. İşin doğrusu periyodik tablo sorularında dikkat hatası yapmamalıyız. Temel halde bulunan bazı element atomlarının katman sayısı ve son katmanlarındaki elektron sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Atomları X, Y, Z burada olduğu gibi. Katman sayısı burada 2, 3, 4. Son katmandaki elektron sayısı. Bak şunu düzgün dağıtabilmeliyiz. Nasıl? Şöyle X'e bakıyorum. Kaç katmanı olacak bunun? 2 tane. Son katmanında 6 elektron. Yani X ne olacak? 2, 6. Katmanlarındaki elektronları böyle dağıttım. X'in atom numarası kaçmış? 8'miş. Y'ye baktım. 3 tane katmanı olacak. En sonunda kaç olacak? 7 olacak. O zaman 2, 8, 7 olacak. O zaman ne oldu? 17 oldu atom numarası. Z için konuşalım. Katmanı 4 tane olacak ve son katmanda 2 olacak. 2, 8, 8, 2 olacak. Bak ne oldu bu da? 10, 10 daha 20 oldu atom numarası. Buna göre X2, X dediğim 8 olduğuna göre X'in olduğu grup nedir? 6A'dır. Y'nin olduğu grup 7A'dır. Z'nin olduğu 2A'dır ve metaldir. Şimdi bu bağlamda konuşalım. Şuraları bir gözden kaçırmayalım. Buralar önemliydi. Şimdi bakıyorum. X2 molekülünde atomlar arasında ikili kovalent bağ oluşabilir. Doğrudur. X6A'da ise 6A'dakinin Lewis yapısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane teklisi var bunun şimdi? 2 tane. O zaman oksijenle yaptığı bileşiğin yapısı böyledir. Bunu çok iyi biliyor olmalıyız. 6A'da bu şekilde olacaktır. Mesela 5A olsaydı bu. 5A'dakinin yapısı da şöyledir. Bak biliyor olmalıyız. 7A olsaydı 7A'daki yapı böyle olacak. Noktaları da unutmamalıyız. Bakın noktalar da değerlidir. Şundan bahsediyorum. Şurada iki noktam var. Burada da şuradaki noktaları unutmamalıyız. Gelelim B ikinci öncülümüze. YZ arasında Y ve Z arasında oluşan kararlı bileşiğin Lewis elektron nokta formülü. Bu yanlış oldu. İyonik bağlılarda önemli bir sorudur. İyonik bağlılarda artı ve eksi olacaktır. Halbuki burada artı eksi yok.
artı eksi olmalıydı. Burada normal kovalent bağ gibi yapmış. Üçüncü öncüyle baktım. X ile Y arasında oluşacak bileşik moleküler yapılıdır. X var burada 6A'da. Y var 7A'da. X ile Y dediği için X de ametal. Ametal ile ametal arasında oluşacak bileşik moleküler yapılıdır. Doğrudur. Güzel sorudur. 10. soru. Kendinize sağlam bakmalısınız. Doğru cevabım 1-3 oldu. C seçeneği oldu 10. soru için. 11'e geldik. Buyurun. Bilgi vermiş bize 25 derecede gliserin saf su aseton için moleküller arası çekim kuvveti. Biz buna genelde soru çözümünde maç diyoruz. Moleküller arası çekim kuvveti. Gliserin büyüktür. Saf su büyüktür aseton. Şurayı bir dikkatinizi çekelim. Büyüklük sırası böyle verilmiş şeklindedir. Aynı koşullarda hangi yorumlar yapılabilir diyor. Şimdi ne anladık biz buradan? Moleküller arası çekim kuvveti. Sırayı nasıl vermiş bana? Gliserin büyüktür, su o da büyüktür, aseton. Gliserin viskozitesi asetondan büyüktür. Bu doğrudur. Çünkü moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artacaktır. Viskozite nedir? Akışkanlığa karşı gösterilen direnç. Akıcılığın tersidir. Asetonun buhar basıncı saf sudan büyüktür. Asetonun moleküller arasındaki çekim küçük ya. Çekim ne kadar küçükse buhar basıncı o kadar büyük olacaktır. Yani şunu söyleyelim. Moleküller arası çekim kuvveti azaldıkça buhar basıncım ne olacaktır? Artacaktır. Bu da doğrudur. 3'e baktım. Saf suyun kaynama noktası gliserinden büyüktür. Sıraya baktım. Saf su ve gliserin. Gliserin moleküller arasındaki bağlar daha güçlü olduğuna göre bu yanlış olacaktır. Doğru cevabım B seçeneği oldu. 11. soru için. 12'deyiz. Kolay bir çözelti sorusu var. Kütlece %30'luk 400 gram şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker ve su gerekir? Şimdi çözeltim ne kadar benim? 400. Bunun %30'u neymiş? Şekermiş. Ben burada neyi bulmuş olacağım? Şekeri bulacağım. Peki yapalım işlemimizi. İkişer sıfıra attık. 4 ile 3, 12. 120 gram neyim var benim? Şekerim var. Şeker 120 gramsa suda 280 olacak ki toplamı kaç olacak? 400. Burada aslında tuzak şurada kurulabilir. Hani şekerin kütlesini verip suyu sorabilir. Burada dikkatli olacağız. Bir tane asit baz sorusu. Buyurun bakalım. 1 mol nitrik asit HNO3 içeren sulu çözelti ile 2 mol sodyum hidroksit İçeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı arıyoruz. O zaman bir tepkimeyi yazalım. HNO3 artı sodyum hidroksit. Bu bir asit baz tepkimesi ve tepkime şöyle olacaktır. Burada dikkatli olmalıyız. Bak asidin hidrojeni ile bazın hidroksiti suyu oluşturacaktır. O zaman benim su dediğim şey H2O burada oluştuktan sonra geriye kalanlar sodyum nitrattır. Bu da benim neyim oldu? Tuzum oldu. Burası da suyum oldu. Bu asit de, bu da neydi? Bazdı. Hatta bu tuzla suyu da yukarı yazalım. İşlem yaparken şuraları kullanacağız. Şöyle yapalım. Kat sayılara baktım. Burası 1, burası 1, burası 1, burası 1. Şimdi bu kat sayıları nerede kullanacağız? Bunun 1 mol olduğunu, bunun 2 mol olduğunu söylüyor. Halbuki bu katsayılardan bunun 1 molüne karşılık bundan 1 mol girdiğini anlıyorum. Buradan da 1 mol oluştuğunu yorumlarım. Ancak şurada eğer benim 2 molüm varsa bak sodyum hidroksitten 2 mol var. 1 mol girdikten sonra bu tükendi. Zaten bunda toplam 1 mol var elimde. Bundan ne kadar var? 2 mol. Bunun da 1 molü tepkimeye girdiğinde 1 mol sodyum hidroksit arttı. Bundan da 1 mol oluştu. Yani 2 mol olandan 1 mol arttı. Özet bu. Peki kim arttı? Baz arttı. Baz arttığına göre ortam ne oldu? Bazik oldu. Buyurun ışıkları konuşalım. Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar. Bu patladı. 13. sorumun doğru cevabı A seçeneği oldu. Çünkü H2O diye bir şey yok. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Üründe su varsa asit baz tepkimelerinde direkt nötralleşme diyebiliriz. 1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır doğru. Tepkime sonucunda ortam bazik olur. Baz arttığı için baziktir. Tepkime sonucunda 1 mol sodyum nitrat tuzu oluşur. Doğrudur.
13. soruya dikkat edelim. Yani bu tepkime kısımları son zamanlarda sıklıkla çıkıyor. 14. soru kimya her yerde olan konuyla ilgili bir sorumuz. Ne diyor bana? Poli tetrafluor eten. Teflon yani. İle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bu bir yılın sınav sorusuydu. Bunun monomeri şudur. Çift bağ karbon. 4 tane florum var. Bunun monomerinin adı işte tetrafluoreten. Tetrafluoreten. Polimerleştikten sonra poli başına geliyor. Şu eklenmiş oluyor. Doğada kısa sürede bozulur, yanlış. Şimdi bu sentetik bir yapıya sahip olduğu için, doğal olmadığı için yapaydır bu. Yapay olanlar uzun zaman doğada bozulmadan kalabilir. Mikroorganizmalar tarafından bozulmaya uğramazlar. Monomeri tetrafluoreten bileşiğidir. Yapışmaz tencere ve tava yapımında kullanılır. Doğru bunlar. Sentetik polimer olarak sınıflandırılır. Mesela proteinler, karbonhidratlar, yağlar, bunlar doğal polimerlerdir. Halbuki biz PVC, teflon dediğimiz, kauçuk dediklerimiz sentetiktir. Elektrik yalıtım malzemelerinde de kullanılır. Evet, denemenin sonuna geldik. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.